Masmavi İç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim alt tabanı harika bir tam kıvamında revani, üzerinde de nefis bir sütlü kremayla iki tane tarifin aynı tarifte buluştuğu çok güzel bir tatlı. Yani tabanı şerbetli, üstü sütlü tatlı. Fevkalade bir lezzet diyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi kaynatarak başlayalım. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su ve kabuğu ile birlikte çeyrek limonu tenceremize alıp hemen ocağa alalım. Ocakta yüksek devirde 5 dakika kaynatıp kenara soğumaya alabiliriz. Bir tane borcam kullanıyorum ama oldukça büyükçe bir borcam. Tabanını ve kenarlarını güzelce bir yağladım. Daha sonra her tarafına hindistan cevizi serperek bitiriyorum. Hindistan cevizi serpmemdeki sebep, şerbeti döktüğünüzde o tabana biriken şerbet altını hamur yapmasın. Hindistan cevizi hem kaldırmanızı kolaylaştıracak hem de bunu engellemiş oluyor. Şöyle bir sağa sola sallıyorum ki her tarafına eşit yayılsın. Şu anda kalıbımızı da hazırladık. Tarifimize geçelim. Revanemiz için 4 tane yumurta, 1 paket vanilya yarım su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt çok da pratik bir teknik, yapım tekniği var. Hepsini aynı kaseye atıp karıştıracağız. Yani zamanınızı almıyor o kadar. 1 su bardağı irmik ve 1,5 su bardağı da unumuzu ilave edelim. Revanenin içerisine her zaman limon kabuğu çok yakışıyor. Varsa elinizin altında limon kabuğu rendelemenizi de tavsiye ederim. Bir paket kabartma tozunu ekledim. Ve limonun kabuğunu da şöyle bolca içerisine rendeleyerek bitiriyorum. Bütün malzemeleri aynı anda kasemize ekledik. Mikserimizin orta devrinde şöyle nasıl desem pürüzsüz bir kıvama gelinceye dek güzelce karıştıralım. Siz karıştırdığınızda zaten o hafif köpükümsü bir kıvam alıyor. Bu kıvama gelmişse tamamdır. Yaklaşık bir 2 dakika karıştırdım ve bu kıvama geldi. Hemen hiç zaman kaybetmeden çünkü biliyorsunuz irmik bekledikçe sıvıyı çeker ve şişer. Hızlı bir şekilde hemen kalıba hamurumuzu dökelim. Kıvamını da bu şekilde göstermek istediğim bir spatulayla daha önce hazırlamış olduğum o büyükçe borcamın içerisine bütün e, ir, bütün revani harcımızı dökelim. Eşit bir şekilde her tarafına yayarak düzeltiyorum. Bu vermiş olduğum malzemeden gördüğünüz gibi koskocaman bir borcam çıkıyor tatlımız. Baktınız ki bu sizin için çok fazla ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. Tatlımızı şöyle her tarafını güzelce düzelttik ve fırına gitmek için hazır. Revan'ımızı önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişmeye gönderdim. Hemen bir ayrıntıyı belirtmek isterim. Borcamda alt taban çok geç pişiyor. Bu sebepten kontrol ettim. Bir kat alt rafa indirdim. Altı da güzelce kızarınca çıkarıyorum. Bunlar minik ayrıntılar ama belki gözünüzden kaçar diye orayı da belirtmek istedim. Şöyle bir bekleyelim. 3-4 dakika ilk sıcağa gittikten sonra soğuk şerbeti üzerine döküyoruz. Yani döktüğünüz anda hemen göreceksiniz ki şerbeti çekiyor. Hemen çekiyor. Hiç beklemeyin bakın. Hepsini böyle tencereyle birlikte bütün şerbeti üzerine döktüm. ve 5 dakika sonra tekrar çekim yapıyorum. 5 dakika sonra bütün şerbeti o kadar güzel çekmiş ki. Bakın sevgili arkadaşlar çekiyor ve aynı zamanda da şişiyor. Yani tatlınız tekrar kabarıyor. Şu anda revanimiz hazır. Şimdi kremamızı yapmaya başlayalım. Kremamız için 6 su bardağı süt 1 çay bardağı un 1 çay bardağı nişasta mısır nişastası kullandım ama buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı şeker dikkat ederseniz şekeri çok az kullanıyorum. Çünkü altı zaten şerbetli tatlı. Üzeri çok hafif bir tat olması kafi. Hepsini pürüzsüz olacak şekilde karıştırıp ocağa alın. Ocakta sürekli karıştırarak kıvam almasını sağladım. E dikkat edin dibine çok çabuk tutabilir. Siz baktınız ki çok çabuk koyulaşıyor. Hemen ocak derecenizi küçüldü. Bir taşım kaynatıyorum ve ocaktan aldım. Yani kremamızın kıvamı bu şekilde olmalı. Hemen sıcak kremamızın içerisine 75 gram tereyağı ve bir paket de vanilyamızı ekleyelim. Sıcağıyla zaten tereyağı hemen anında eriyor. şöyle yakın gösteriyorum ki böyle sakız kıvamında harika bir kıvam kıvamı oluyor tatlımızın. Tereyağı eridikten sonra iyice karıştırdım ve revanın üzerine hiç zaman kaybetmeden hemen döküyorum. Yine bir spatula yardımıyla her tarafına şöyle eşit olacak şekilde düzeltelim. Yüzeyine bol hindistan cevizi serperek bitirdim. Ee, yapımı çok pratik. Sevgili arkadaşlarım, iki kat yapmamıza rağmen hem kremanız pratik hem revanemiz çok pratik. Ee, şu anda buzdolabına bir gece dinlendirmeyi alalım veya sabah yapın, akşam iftara hazır olur. Ben bir gece buzdolabını dinlendirdim ve ertesi gün çekimlerime devam ettim. Mutlaka buzdolabına soğuduktan sonra bir streç folyoya geçirerek verirseniz buzdolabı kokusu tatlınıza silmemiş olur. Ve dilimlemeye başlıyorum. Arzu ettiğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Hatta böyle ince uzun minik minik de yapabilirsiniz. Ben kare şeklinde biraz büyükçe dilimlere kesiyorum. Bu tarz irmikli ve kremalı tatlılarda bekleme sürenize dikkat ederseniz muazzam sonuç alırsınız. Bir gece bekledi ama sabah yapıp Akşam servis etmeniz de yeterli olur. Yine kıvamını alacaktır. Tatlılarımızın hepsini kestim. Ve hemen şöyle bir servis tabağına alıyorum. O şerbeti döktüğümüz şerbeti gördünüz. Yani anormal bir şerbet döktük. Ama hepsini revaneniz e, harika bir şekilde çekiyor. Bu arada hemen belirteyim, bilirsiniz bazı revaniler vardır çatala gelmez yani böyle dağılır çatalın içerisinde. Bu revani tam kıvamında yani böyle koyu kıvamlı yediğinizde de çok lezzetli bir tariftir. Sadece revani bile yapabilirsiniz. Ve tatlımız sunum için hazırlandı. Ben tabii ki büyük bir zevkle detaylı bir doku testine geçiyorum. İki katlı olması, altının şerbetli, üzerinin sütlü tatlısı da çok az şeker olduğu için içerisinde kaymak gibi oldu. Çok lezzetli bir tatlı çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlar, şerbeti komple çekti. Ama ona rağmen böyle kıvamı mükemmel. Böyle dağılmıyor çatalınızın içerisinde. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum size ama. Şöyle detaylıca bir kez daha bıçakla kestim ve üzerindeki sütlü tatlınızda muazzam bir lezzet. Yani iki tarif aslında bir arada. İster revani yapın, ister sütlü tatlı, isterseniz ikisini birlikte yapın. Bakın, şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş bir tatlınız var. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Bu iki kombinasyon çok lezzetli oluyor. Yani sütlü tatlı ve şerbetli tatlı kombinasyonu gerçekten benim de çok sevdiğim tatlı çeşitlerindendir. Bütün detaylarıyla vermeye çalıştım. Yine de infoboxa birçok püf noktası ekliyorum. Tarifi denemeden oraya da bir göz atarsanız mutlu olurum. Videomun sonunda sizlerin çok sevdiği minik bir kamera arkam var. Belki izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.